sevgilim de olmadı. Onların gözlerinin içine bakarak inanılmaz mutlu anlar yaşıyoruz. Otel odasına giriyorum, bomboş. Karadağlar karşımda, kimsem yok ardımda. İnsanlar neden bu kadar sığ? Ne acı. Çünkü senin artık yanacak bir canın kalmamış. Bazen radyolar dışladı, bazen televizyonlar dışladı. Çünkü bu şey demek oluyor. Bakın ben o kadar değersizim ki son model arabamla, İtalyan çizmelerimle, lüks otellerimle kendimi var edebiliyorum. Yoksa benden geriye hiçbir şey kalır. Müzikonir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden değerli, birbirinden özel konuklarımızla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Ay Dilge bizlerle hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Valla ben seni ağırladığım için çok mutluyum. Çünkü sadece karşımda şarkıcı, sadece müzisyen yok. Yani aynı zamanda sosyal projelerde yer alan, kitap yazan, öykü yazan, yani dolu dolu bir insan var. Çok sağ olun. İlk önce 8 yaşında müzikle tanışıyorsun. Evet, evet. 8 yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Koro sınavlarına girdim. Tabii ki hani çok zorlu bir eğitim süreci oldu. Çünkü TRT'nin o disiplinli yanı her zaman her yerde mevcut biliyorsunuz. 14 yaşına kadar orada eğitimimi tamamladım. Sonrasında da bir yandan da tabii hep kendi bestelerimi, sözlerimi yazıyordum. Hep o müzik aşkı devam etti. Edebiyat fakültesini bitirmeme rağmen, üstüne yüksek lisansımı da iletişim fakültesinde bitirmeme rağmen aslında hep müzik işin içinde yer aldı. En sonra da tabii ki romanlarla beraber romanlardan bir kısa bir süre sonra da ilk albüm çıktı. Senin hayatını da böyle kısaca araştırırken baktım, hep hayran kaldım. Çünkü hani üniversiteyi de burslu kazanıyorsun, üniversiteyi de birincilikle bitiriyorsun. Bir de Aydilge'yi ben hep böyle öykü anlatan, hani evin küçük kızı, aşkları anlatan bir kız olarak görüyorum ama... Baktığında Türk sanat müziği temellisin. Evet. Hani rock altyapın da var aslında. Yani aslında Türk sanat müziğinden ne anladığımıza bağlı. Son dönemdeki Türk musikisi adı altında yapılan işlerin aslında Türk musikisiyle alakası yok. Daha böyle fantezi müzik, daha böyle arabeske yakın müzikler. Ama benim eğitimimi aldığım, TRT'nin verdiği eğitim tabii ki musiki üzerine. Gerçek musiki üzerine. Münir Nurettin Selçuklar, Hacı Arif Beyler. Dolayısıyla çok ağır ve çok sanat yönü ağır basan ve bir edebi adabı olan bir çok önemli bir tür Türk musikisi aslında. Hatta bence dünyada keşke bilinebilse mesela klasik Hint müziği, klasik Fars müziği, bunlar çok ilgi çekiyor dünyada ve yabancı gruplar, metal rock grupları bile bu ögelerin peşine düşüyorlar. Dolayısıyla sanatsal yönü çok ağır. Keşke dünyaya da bunu tanıtabilsek. Hani ben müziğime nasıl yansıtıyorum derseniz, tabii ki musiki eserleri okumuyorum, sahnede de okumuyorum ama şöyle şeyler var. Yani ister istemez bütün bestelerimde musiki tınıları aslında var. Yani o öğeler böyle... Enstrümanlar dahil. Aynen öyle. Yani atıyorum mesela son... Hayat şaşırtır hep zaten, ben bittim ay derken. Yani bunlar değil. Lütfen biraz söyle. Yani senin hayranın karşında, çünkü gerçekten seni severek dinliyorum yani. Çok sağ ol. Tabii notlarımdan okumak istiyorum. Küçük şarkı evreni, çizgi film müzikleri, 6 tane albüm, dergi editörlüğü, radyo programcılığı, konserler ve sosyal sorumluluk projeleri. Evet. Çevreyle alakalı. 2 tane de roman var. Öykü kitabı da var. Evet. Ama o romanlardan bir tanesi benim için özellikle çok özel. Çünkü o şu anda İnönü Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde kaynak kitap olarak okutuluyor. Bulimya Sokağı. Evet, Bulimya. Bundan çok gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Yani kaynak olması özellikle sosyoloji öğrencilerine. Tabii edebiyatın yanı sıra böyle onun o bilimsel yanını da ortaya koyuyor. Bu ayrıca benim hani çok hoşuma giden bir durum. Yani dediğim gibi o kadar çok konuşacak şey var ki müzikten mi konuşalım şeydi ama daha çok müzikten konuşmak istiyorum. Tamam. Peki nereden besleniyorsun? Bunları yani kitap üretirken, projeler üretirken, müzik yaparken, beste yaparken? Aslında mesela dizi müziği yaparken çok ayrı bir durum söz konusu. Yani Kiralık Aşk'ta da böyle olmuştu. Şimdi TRT1'de yayınlanan Benim Adım Melek adlı bir dizi var. O başladı 3-4 haftadır. Onun jenerik şarkısını yaptım. Mesela biraz türkü formatında bir şarkı besteledim. İlk defa böyle bir eser duyuyor dinleyiciler benden.
Çünkü hikaye bana onu hissettirdi. Kimse bana git böyle bir formatta bir şey yap diyemediler. Hani Aydın Hanım siz buna ne yaparsınız dediler. Ama ben Karadağlar karşımda, kimsem yok ardımda diye böyle bayağı nezliyim. Birazcık yüzden... alalım senden şöyle. Tamam. Karadağlar karşımda, kimsem yok ardımda. Karadağlar karşımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl soludum ben. En yakınımdan böyle nasıl koptum ben. Diye öyle çok çok güzel, yüreğine sağlık. Severek yaptım bu şarkıyı da. Hikayeyi mesela okuyorum, karakterleri inceliyorum. Onun üzerine bestelemeye başlıyorum, onun etkisiyle bestelemeye başlıyorum. Hı-hı. Ama tabii ki kendi yani diziye bağımlı olmadan yaptığım şarkılarımda o anki ruh halim illa benim yaşamam gerekli değil. Yani insanların acıları, mutlulukları beni hep etkiliyor. Çünkü bir tane Aydilge var. O çok renkli, harika bir hayat yaşayan böyle bir insan değil. O da sıradan bir insan. Ama o Aydilge farklı farklı insanların dertlerini, sıkıntılarını dinliyor. Onlarla hemhal oluyor. Onlarla besleniyor. Ve onların acılarını, bazen dile getiremediklerini dile getirmeye çalışıyor. Böylece çoğalıyoruz. Hepimiz çoğalıyoruz. Ve ben bir çeşit şifalanma yaşadığımızı düşünüyorum hep beraber. Çünkü dile döktükçe rahatlıyoruz. Anlattıkça kaynaşıyoruz, birleşiyoruz. Ben çok üzülüyorum. Yani bu kadar nefret dolu bir dünya olmamıza, işte Twitter'lar, sözlükler, onlar bunlar, insanlar düşüncelerini paylaşmak için değil de birbirlerine nefret kusmak için bir şeyler yazar oldular. Herkes çok öfke dolu ve ben bunun en önemli şifasının müzik yapmak, sanat yapmak olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok önemli sanat diye düşünüyorum. Peki sen de böyle eleştiriler alıyor musun gerçekten internette? Hiç var mı böyle üzüldüğün eleştiri? Tabii olabiliyor. Yani mesela geçen bir şey okudum. Ekşi Sözlük'te. Benim bir sözüm var. Kırıldıkça keser camlar, senin de cam bir kalbin var diye. Aslında çok güzel bir söz. Demeye çalıştığım şey şu, biz aslında kırıldığımız zaman kırıyoruz bazen. Yani cama dönüşüyoruz. Yani cam kırıldığı zaman nasıl kesiyorsa, bizler de aslında kötülüğümüzden değil de zaman zaman kırıldığımız için kırabiliyoruz. O yüzden kırıldıkça keser camlar ve senin de camdan bir kalbin var diyorum. Halil Sezai ile beraber düet yaptığımız bir şarkı, Aşk Yüzünden'in sözleri bu. Sözleri anlamamış arkadaş, yanlış anlamış, yanlış yazmış ve demiş ki ne kadar saçma sözler. Birbiri ardına kelimeleri ardına koymuş kadın, döşe gitsin yapmış. Kırıldıkça düşer camlar diye anlamış, oraya yazmış. Sonra birileri demiş ki sözler öyle değil, düzelt. Yine yanlış anlamış, düzeltirken de yine yanlış bir şey yazmış. Ve ha 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 diye gülmüş, böyle söz mü yazılır diye. Şimdi buna üzüldüğüm şey bana gelen hakaret değil. Üzüldüğüm şey insanlar neden bu kadar sığ? Neden bu kadar hani sözü anlayıp oraya yazmaya üşenmiyorsun ama o sözün doğru olup olmadığına bakmaya bile üşeniyorsun. Şöyle bir toplum olduk yani. Sadece biz değil, bütün dünya. İşte ben acı çekmiyorum ki. Ben üzülmüyorum ki. Ben hiçbir şeye kırılmıyorum ki. Ben de diyorum ki ne acı? Çünkü senin artık yanacak bir canın kalmamış. Yani kesilecek bir kalbin kalmamış. Çok tehlikeli. En tehlikelisi. Evet. Evet. Çünkü canımızın acıması, üzülmemiz güzeldir. Herkes bir güçlü olma illüzyonu içerisinde. Herkes bir güçlü gözükme derdinde. Instagram'da özellikle. Evet. Herkes çok mutlu. Her şey mükemmel. İyi de canımızın yanması bizim insan olduğumuzu gösterir. Üzülüyor olmamız hala duyarlı olduğumuzu gösterir. Yani bir de sahte duyar kasma olayı var. Sahte böyle işte bir olay oluyor. Hemen ona itiraz edip iki tweet atıp rahatlama olayı var. Sahte duyarlılık. Sahte duyarlılık. Bunun evet. arasında inanılmaz neşeli olmakla sahte duyarlı olmak arasında savrulan bir dünya. Sadece ülkemizde değil bu sorun. İşte Instagram dünyası, YouTube, Twitter dünyası. Bizi ne yazık ki olmadığımız insanlar gibi olmaya itiyor. Bu da çok üzüyor beni açıkçası. Aydilge, şunu diyebilir miyiz? İyi olmak da mücadele gerektiriyor artık. Kesinlikle öyle. Bazen diyorlar ki bu kadın niye mutlu? Mutlu olmasın, ne sırıtıp duruyor? Şimdi ve buradan ben şunu anlıyorum.
Ben çok mutlu bir insan değilim. Sizin bildiğiniz mutluluk anlamında öyle bir mutlu değilim. Hani böyle her şeye gülen her şey. Ben sadece mutlu olmak için emek veren bir insanım. Acıdan beslenmek yerine, evet acıyı böyle sömürmek yerine ya da bunun üzerinden prim yapmak yerine nasıl iyileşebilirim, nasıl sağlatabilirim, nasıl şifalandırabilirim? Evet, bunun için emek veren bir insanım. Ama bomboş, aptal bir şekilde, hiçbir şeyin farkında olmayarak, sırıtan, gülen, her şeyle dalga geçen böyle bir insan değilim. Aksine son derece hüznü de derinliklerinde yaşayan ve bunu şifalandırmak için uğraşan, emek veren ama mutluluktan yana taraf olan bir insanım. Çünkü beni ben yapan şey, arabam da yok zaten de, hani arabam olsa İşte son model arabam olmayacak. Yani bir arabamı, pahalı çizmemi, son model cep telefonumu benden aldığınız zaman geriye kalan şeyim ben. O dolayısıyla zaten hani çok pahalı telefonum, arabam falan yok ama olsa da onları göstermem. Çünkü bu şey demek oluyor. Bakın ben o kadar değersizim ki ancak son model arabamla, pahalı İtalyan çizmelerimle ve de işte lüks otellerimle kendimi var edebiliyorum. Yoksa benden geriye hiçbir şey kalır. Yani bu aslında kendi boşluğunu ve yetersizliğini itiraf etmek oluyor. Aynen öyle. Müzikle ilk kazandığın para ne zaman? Harçlık mı olur, maaş mı olur, para mı artık, nasıl? İlk kazandığım para Ankara'da daha yaşarken, üniversiteye giderken kendi aramızda yine gruplar kuruyorduk ve böyle bir okulun gecesinde sahne almıştık. Oradan ve çok ufacık böyle minimal bir para almıştık. Ama nasıl mutlu ediyor değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Yani çok mutlu oluyorsun. Aslında oradaki tek amacın kendini gösterebilmek, anlatabilmek. Bir de üstüne sana böyle minimal de olsa bir şey verdikleri zaman çok seviniyorsun tabii ki. Peki zorluk yaşadın mı bu sektörde ilk kendi adını duyurana kadar destek gördün? Kişiler var mı veya köstek gördüğün kişiler var mı? Açıkçası ben biraz böyle bu sektörün içinde olup ama sektörün çok içinde olmayan bir insanım. Çok fazla arkadaşım yok bu camiadan. Zorluk çekiyor muyum? Uzun süre çok çektim. Çünkü biraz farklı bir müzik yapıyorum. Yani pop desen pop değil, alternatif desen alternatif değil. Biraz Aydilge müziği yapıyorum. Farklı bir ses rengim var, farklı bir şarkı söyleme tarzı var ve hayata dair söylemek istediğim farklı şeyler var. Dolayısıyla insanlar farklı olanı aslında başta dışlamak isterler. Gıcık olabilirler vesaire ama dinleyicim hep benim yanımda oldu. Dolayısıyla onlara sırtımı dayadığım zaman ve beni bırakmadılar ve ben hep müzik üretebildim. Yani bazen radyolar dışladı, bazen televizyonlar dışladı. İlk başlarda tabii. Şimdi sağ olsunlar hepsi seviyorlar. Evet. Şarkılarımı destekliyorlar ama ilk başta bu kız ne yapıyor? Bir dakika, bu yeni bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonra şimdi bakın ben, Mabel, Manuş Baba böyle farklı isimler artık çok çalınabilir hale geldik. Bu çok mutluluk verici. En başta bizi çok hakikaten farklı bulup bir çalmama durumu yaşanıyordu. Ama hep konserler verebildik çünkü insanlar hep dinlediler. Onun dışında çok da böyle kimseye zaten kimseyle birebir polemiğe girmedikçe, hadi şuna bir laf edeyim de gündeme geleyim demedikçe oturup durup dururken de insanlar sizle uğraşmıyor yani. Tabii uğraşanlar var ama hani şimdi burada bunu dile getirmem. Çünkü dile getirdiğim anda işte o dediğim şekilde polemik çıkacak ve o insanlar hep diyorlar ki adımı kullanarak prim yapıyorsunuz diyorlar. Evet. Dolayısıyla ben de adlarını kullanmayarak hakikaten onlar üzerinden prim yapıyor gibi gözükmek istemiyorum. Mantıklı olan da o. Sanatında zaten öyle güzel cevaplar veriyorsun ki, çünkü gerçekten müziğin Aydilge müziği. Yani çok başka bir ederim. Müzik. Çalışmak istemediğim ünlü var diyebilir misin hiç? Tabii ki. Bir sürü var yani. Çalışmak istemeyeceğim. Var mı öyle? Yani iletişimden dolayı mı yoksa şey mi? Onunla çalıştık beğenmedim yoksa hayır ben takip ediyorum da mesela sorsalar bununla çalışmam mı diyorsun? Yani tabii ki insanların, her insana saygım var ama bir sürü kendimi yanında uygun görmeyeceğim, tarzıyla kendimi adapte edemeyeceğim bir sürü müzisyen var tabii. Eğlence hayatın nasıl? Yani nasıl eğlenirsin? Ben hiç gece dışarı çıkmıyorum. O yüzden hani düğün çok magazinel oldu dediniz ya, biz o yüzden şaşırdık. Çünkü benim hiç magazinel, hani dışarıya çıkayım, ortamlarda görüneyim, içki falan da kullanmadığım için sıkılıyorum yani. Kendi konserlerim dışında böyle kafam çok ayık falan.
Öyle yabancılaşıyorum ortama. Ama benim eğlence şeklim, ya ben eğlenmek için mesela hiç ihtiyaç duymuyorum içkiye. Hep neşeliyim. Hani kafam hep güzel. Halil'in dediği gibi kafası kendinden güzel diye bir şarkı vardır. Şarkısı var onun. Dolayısıyla hani benim eğlenmem için arkadaşımla sohbet etmem, müzik dinlemem, film izlemem yeterli. Ben şu anda da mesela çok eğleniyorum. En eğlendiğim anlar gerçekten konsere gitmemiz ve sahnede benim o koptuğum anlar. Orada gerçekten dünyanın en mutlu insanı ben oluyorum. Peki özel yaşantına gelelim. Güzel bir evlilik yaptın. Bir sene oldu mu? 1,5'a yaklaşıyoruz. 1,5'a yakla. Mutluluklar dilerim. Çok teşekkür ederim. O da böyle bir magazinde falan böyle bayağı bir ses getirdi. Evet. Ben çok şaşırmıştım. Çünkü hakikaten ben yani evlenene kadar hiç magazinel bir tarafım yoktur. Ben ne yaparım? Müzik yaparım. Konserime giderim. Müzik yaparım. Konserime. Hiç kimse çünkü ne sevgililerimin haberi olur. Zaten bayağı bir uzun süre sevgilim de olmadı. Bayağı bir yalnızdım. Ondan sonra evde ağlayıp duruyordum böyle. Romantik. Vallahi. Böyle romantik romantik. Annemle babama şey demiştim. Yani beni anlayacak bir eş bulamayacağım. Ben ömür boyu bekar kalacağım. Buna şey hazırsınız değil mi? Onlar da tabii kızım sen evlenme zaten. Hani böyle istemez ya aileler. Tabii. Biricik göz bebeği olunca şey yapmıyorlar. Bu arada tek kardeş misin? İki ama çocuk. Ablam çok büyük benden. 8 yaş büyük evli çocuğu var falan. Onlar da böyle hani çok seviyorlar beni. Yakıştıramıyorlar kimseyi. Evlenme evlenme kızım falan. Zaten dedim evlenmeyeceğim çünkü bir an kimse beni anlayacak, beni bulamayacağım vesaire. Böyle özellikle kiralık aşk patladığı dönemde her gün konser yapıyoruz. Ama o kadar yalnızım ki yani hani binlerce insanla bir aradayım, çok mutlu oluyorum, şarkı söylüyorum. Onların gözlerinin içine bakarak inanılmaz mutlu anlar yaşıyoruz. Otel odasına giriyorum, bomboş. Arayacağım biri bile yok. Hani arayıp şey diyemiyorsun, canım benim çok güzel bir konser geçti. Bunu söyleyeceğim bir eş yok. Yani o kadar acayip ki. Ya da çok böyle, güzel bir deyimledin. Yani müthiş bir uçurum aslında değil mi? Evet, inanılmaz bir uçurum. Ve ben alkol kullanmıyorum, sigara kullanmıyorum. Hiçbir bağımlılığım yok. Bazen insanlar o boşluğu başka şeylerle kapatabiliyorlar. Evet. Bende o da yok. Hani hakikaten oturup iyi ki de yokmuş ama çünkü o acıyı işte bastırmadan yaşayıp o acıyı tüketmek. Da yaşadın. Aynen. Yani bir onu, daha Allah yaşatmasın ama o bir dönem yaşamak gerekiyor galiba. Kesinlikle çünkü ben şöyle inanıyorum ya yani insan kendi başına kalmayı öğrendikten sonra kendi değerini anladıktan sonra ve aslında ben tek başıma da var olabilirim dedikten sonra onu çok seven bir eş gelebiliyor. Çünkü evren bence bizi test ediyor. Bakalım sen tek başına da ayakta kalabiliyor musun diye. Sonrasında nihayet işte güzel bir tanışma. Eşinin ismi Utku. Utku. O da müzisyen. Evet. O da büyük bir şans. Ay, yani açıkçası. Hani derler ya cicim ayları. Hani ilk bir yıl böyle aşk olur ama ondan sonra arkadaşlığa sevgiye dönüşür falan diyorlar. Evet. Sence şimdiden erken soruyorum ama sence öyle bir şey olabilir mi? Bir sürü ilişkide bu olabilir. Aslında çok kötü bir şey midir? Arkadaşlığa dönüşmesi, evrilmesi ve böyle bir kader ortaklığı olması çok kötü bir şey olarak da düşünmeyebiliriz bunu. Ama ben Utku'ya çok aşığım. Yani hiç sanmıyorum ki bu bir gün böyle arkadaşlar öyle böyle değil. Yani ben Utku'yu ilk gördüğüm anda o da öyle söylüyor. Elim ayağım titredi. Yani çarpıldım resmen ve sadece gülüyordum yani. Hani ne konuştuk ne devamlı gülerek yüzüne bakıyordum. Ve biz o günden sonra bir daha hiç ayrılmadık. Ben bunun bir mucize olduğuna inanıyorum ve başka zamanlar eğer başka hayatlar varsa geçmiş yaşamlarda da kesinlikle beraber olduğumuza inanıyorum. Çünkü ben onu gördüğümde sanki böyle eşim geldi yani hayat arkadaşım işte burada yani bu insan öyle garip bir histi ki. Yani filmlerdeki doğru o zaman. Evet. O ilk görüşte aşk veya işte buldum o saniyelerle evet. Olan. Ve belki işte ilk görüş değil o belki. Defalarca karşılaştık. Evet. Belki o yüzden o kadar yakın hissediyorsun. Tabii ki bilemiyorum geçmiş yaşamlar var mıydı hani. Ama varsa kesinlikle biz geçmiş yaşamlarda bir aradaydık. Veya şöyle diyebilir birbirimiz için yaratılmışız demek evet, ki. Evet öyle düşünüyorum ve her gün bunun için şükrediyorum. Ama tabii ki şöyle de bir durum yok. Ya biz birbirimizi çok seviyoruz o yüzden hunharca davranalım birbirimize. Yok öyle bir şey. Hep özen gösteriyoruz. Her şeyimiz birebir aynı mı? Hayır. Kızıyor muyuz birbirimize? Arada tabii ki kızıyoruz. Birbirimizin kötü huylarını
değiştirmek için birbirimize yardımcı oluyor muyuz? Tabii ki oluyoruz. Bu arada da anlayışlı olmak, saygılı olmak çok aynen, önemli. Aynen. Ben genç yaşta evliliklere de karşıyım. Yani dediğin gibi belirli bir olgunluktan sonra eğer o evlilik oluyorsa gerçekten saygı da oluyor. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Çok güzel sohbet ilerliyor ama son çalışma... Yani 2019 Şubat ayında Halil Sezai'yle olan düetimiz çıktı. Yazın Hayat Şaşırtır çıktı. Hayat Şaşırtır hala çok çalıyor. Şimdi işte en son bu bir ay içerisinde de Seha Bey'le olan bir rap müzisyeni o. O da çok güzel. Bir ayda unutursun o çıktı. Onunla beraber de TRT1'de yayınlanan Benim Adım Melek dizisinin jenerik şarkısını yaptım. Onun ismi de Yalnızlık Masalı. Son bir ayda da böyle iki tane arka arkaya güzel şarkı çıktı. Görüyorsunuz değil mi yoğunluğu? Yani hangisini çıktı desem de ben bile takip edemiyorum açıkçası. Vallahi başarıların devamını dileriz. Çok teşekkür ederim. Yani farklı bir Aydilge tanıtmaya çalıştım elimden geldiğince. Daha samimi, daha sıcak. Son olarak güzel bir parçayla böyle değişik mesela herkesin alışık olmadığı bir parçayla Türk sanat müziği bir söyleyebilir misin bizim için? Söylerim ama bu nezdeli sesle sonra bak yazacaklar diyecekler nezdeli nezdeli sesle. Emin ol eğer bir şey olsa ben söylerim çok güzel geliyor ses. Sorma ne haldeyim sorma. Kederdeyim sorma, yangınlardayım zamanı zaman. Sorma, utanırım sorma, söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim başım duman. Evet, bugünkü programımızda Aydilge ile beraberdik. Çok güzel bir programdı. Ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seni ağırladığım için diğer programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yangınlardayım zamanı zaman. Sorma, utanırım sorma. Söyleyemem sorma. Nöbetlerdeyim. Başım duman.